Tabii. Şimdi aslında şöyle, bir sürü davranış bir anda değişmez. Ya da belki de zaten öncelikle şuna karar vermemiz gerekiyor. Değiştirmek istediğimiz davranışlar neler? Onlara karar vermek. Ve sadece, evet, belli şeylerde uygulayacağımız kural. Özellikle değişmesini ve yapmasını istediğimiz şeylerde. O zaman dediğiniz gibi etkisini kaybeder çünkü. Temel aile kurallarınızı belirleyin. Bunu eşler birlikte yapmalı. Hatta çocuklar da yanlarında olmalı. Mücadele alanınızı belirlemeniz gerekiyor. Kuralları belirledikten sonra aile içinde birlikte vereceğiniz için kurallar çok da fazla olmasın. Yani böyle bir kurallar listesi de oluşturmayın. Birkaç tane en azından en fazla 3 tane kuralınız olsun ve o kurallar üzerinden davranış değişikliğine gitmeye çalışın. Bir sürü şeyi bir anda değiştirmeye çalışırsanız bu hem sizin için çok yorucu olur hem çocuğunuz için çok zor olur. Çaresizliğe kapılırsınız ve hiçbir şekilde ilerleyemezsiniz. Yavaş yavaş olacak. 3 bile çok. 1 ya da 2. İşte mesela mücadele alanınızı belirleyin. Ev içi sorumluluklar, mesela çocuğun kendi odasını temizlemesi gibi bir davranış kazandırmasını istiyorsunuz. Ya da kötü tutum, anneye karşı, babaya karşı, kardeşlere karşı olumsuz davranışlar. Ya da kardeşlerle kavga, zamanında yatmama, sabah kalkma, ödev gibi. Sizin için önemli olan gündelik hayattaki sorunlar neler? Bunlar hakikaten bir sorun ve davranış değişikliğine gidilmesi gereken şeyler mi? Önce eşler olarak buna karar verin ve daha sonrasında da bir aile toplantısında uyulması gereken şeyleri konuşun. Evet, öğretmemiz gerekiyor. Biz ne demiştik? Aynı zamanda hem ebeveyniz hem de çocuklar 0 kilometre ve öğretmemiz gerekiyor bazı şeyleri demiştik. Doğru davranışı nasıl kazanacaklarını onlara öğretin. Beklentinizi tam olarak çocuğunuza anlatın. Çocuğunuzun davranışı ile ilgili beklentinizi tam olarak çocuğunuza anlatın. Kural 2, bunu hatırlamadığı zamanlarda ya da yerine getirmediği zamanlarda beklentinizi kibarca hatırlatın. Karşılaşabileceğiniz muhtemel sorunlar olacaktır. Her şey çok güllük gülistanlık olmayacaktır. Nelerle karşılaşabileceğinizle ilgili tahminlerde bulunun ve bu durumlarda ne yapmanız gerektiğine dair stratejiler geliştirmeye çalışın. Beklentileriniz gerçekçi olsun. Yani çocuktan istediğiniz şey çocuğun yaşına uygun olmalı ve gerçekçi olmalı. Ütopik şeyler olmamalı. Ve çocuğunuz mutlaka o davranışla ilgili bir an olsun ya da bir saniye bile olsa mutlaka olumlu davranışlar gösteriyordur. Onları yakalamak çok kıymetli ve önemli. O davranışlarını çocuğunuzun övün. Bize böyle danışmanlar geldiğinde ebeveynler sorarız. Peki hani çocuğunuzun zor yönlerinden bahsettiniz, sıkıntılı alanlardan konuştunuz. Peki çocuğunuzun olumlu ve güçlü özellikleri nelerdir diye sorduğumuzda ailelerin çoğu takılır ve kalır. Çocuklarının olumlu özelliklerinin birçok ebeveyn farkında değildir. Çünkü zaten onlar olması gereken şeylerdir gibi düşünürler. Ama lütfen sizler kendinizi hatırlatın. Benim çocuğumun olumlu ve güçlü özellikleri neler? Ve olumsuz davranışlar bile, mesela kardeşine sürekli vuran bir çocuk bile mutlaka bir an olsun kardeşiyle iyi geçiniyordur. O anı yakalayın ve kardeşine bu şekilde davranman çok hoşuma gitti gibi onu pekiştirin. Çünkü çocuklar sizden bu olumlu geri bildirimleri almak için bu davranışa da devam ederler. Kardeşiyle iyi, güzel oynamaya devam edecektir. Evet. Çocuğunuzun davranışlarının sonuçlarını seçme şansı verin. Ne demek istiyorum? Bazen bir şeyler istediğiniz gibi gitmeyebilir. Çocuk davranış değişikliğine gitmeye çalışıyorsunuz. Ama bir şeyler ters gidiyor. Hani her şeyi denedim denedim olmuyor dediğiniz nokta için söylüyorum.
Bizim en sık önerdiğimiz disipline edici sonuçlar mola. Nedir? İşte diyelim ki iki kardeş televizyon yüzünden kavga etti. Böyle durumlarda mesela nasıl cezalar veriyorsunuz çocuklarınıza? Çözüm yolunuz ne oluyor? Odasına göndermek. Kim dedi? Televizyonu kapatmak, odasına göndermek. Evet, odasına göndermek bizim mola dediğimiz şey. Ama burada gönderdiğiniz oda, hani eğer orada işte keyifli vakit geçiriyorsa, o zaman verdiğiniz ceza çok işe yaramayacak. Aman tamam, televizyon izlemezsem odamda oyun oynarım. O zaman bu ceza için mola çok uygun değil. İşte ayrıcalıklarını kaybetme. Belki o gün için televizyon kumandasını eline vermemeniz, onun ayrıcalığını kaybetmesi, kardeşiyle bir sonraki sefer kumanda kavgası yapmamasına yardımcı olabilir. Evden çıkmama. Ama sonuçlar çocuklara bir seçim olarak verilmeli. Yani bu cezayı belirleyen siz değilsiniz sadece. Eğer ki kardeşinle bu şekilde kumanda kavgası yapmaya devam edersen, bugün için ikiniz de televizyon izlememeyi seçmiş olacaksınız. Bunu gerçekten istiyor musunuz? Hayır istemiyorum derse çocuğunuz, tamam o zaman hani kavgayı bitirmelerini bekliyoruz. Ama hala devam ediyorlarsa o zaman kumandayı alıyoruz. Ne yaptık? Seçimi aslında onlara verdik. Çocuğu cezalandıran biz değiliz. O kendi kararını kendisi vermiş oldu. Tamam mı? Yani tercihi onlara bırakıyoruz. Bu davranışlarının sonuçlarının aslında sorumluluğunu da almış oluyorlar, tercih ediyorlar. Evet, diyelim ki bir problem oldu. Problemi görmezden gelmeyin, sonucu hemen uygulayın. Yani o molaysa mola, ayrıcalığını kaybetmeyse ayrıcalığını kaybetmesi. Ceza hemen davranışın arkasından verilmeli. Aksi takdirde etkisini kaybeder. Yani eve gidince görüşeceğiz dediğinizde o etkisini çoktan kaybetmiş olacak. Tamam mı? O anda. Uyguladığınız sonuç işe yaramazsa, yani ayrıcalığını kaybetmek işe yaramadı ya da odasına gönderdiğiniz işe yaramadı, o zaman bunun üzerine biraz daha düşünmek lazım. Başka alternatifler bulmanız gerekebilir çocuğunuza uygun. Evet, buradaki en önemli şey pes etmek. Ebeveynler her şeyi denedim hiçbir işe yaramadı diye pes ederler. Pes etmeyin, istikrarlı olun, kararlı olun. Siz kararlı olursanız davranış değişecektir. Ama kararlı olmazsanız, pes ederseniz o zaman değişim zor. Mesela diyelim ki aile kurallarını oluşturduk. Biraz önce söylemiştik ya, anne baba çocuk oturmalı ve aile kurallarını oluşturmalı diye. İşte yüksek sesle bağırmak yok. Vurmak, ısırmak, cimciklemek yok. Başka birinin eşyasını almadan önce izin alınacak gibi 3 tane kural belirlediniz. Ama bu aile kuralını belirledikten sonra adı üstünde aile, dolayısıyla aile kuralları herkes için geçerli. Yani sadece çocuklarınız için değil, sizin için de geçerli. Eğer çocuğun vurma davranışı varsa okulda ve siz bunu bir kural olarak koyduysanız ama evin içinde aile üyeleri birbirine vuruyorsa o zaman kural ihlali var burada, değil mi? Kurallar tüm aile üyeleri için geçerli veya işte küfür etmeyle ilgili bir kural koydunuz ama aile içinde küfürlü konuşmalar var. O zaman çocuklar diyor ki yani işte annem babam da öyle konuşuyor ama ben konuşunca ceza yiyorum. Tamam mı? Aile kuralı burada bazı kişiler gülmeye başladı. Aile kuralları tüm üyeler için geçerli. Kurallara uyulmaması durumunda uygulanacak sonuçlara da dediğim gibi hep beraber karar veriyorsunuz. Tek taraflı değil. Çocuk karşılaşacağı şeylerle ilgili kendi seçiminde olmalı. Bazen yalnız yaşayan anne babalar olabiliyor, boşanmış anne babalar olabiliyor. Ve çocuklar şöyle şeyler söyleyebiliyor. Keşke babamla yaşasaydım. Siz kural koymak istersiniz, o duygu sömürüsü yapabilir. Keşke annemle yaşasaydım ya da babamla yaşasaydım. O senin kadar katı değil, o daha bana hani her istediğimi yapıyor. Ya da seninle yaşamaktan nefret ediyorum gibi söylemleri olabilir. Sakın bu oyunlara gelmeyin. Dediğim gibi çocuklar sınırları zorlarlar. Sizin o çerçeveniz belli ve net olsun.
affetmek ve unutmak diğer iletişimdeki önemli kurallardan bir tanesi. Yani siz bir problem yaşayabilirsiniz çocuğunuzla. Ama bunun üzerinde her iki taraf sakinleştikten sonra, ki ne demiştik, yetişkin zaten öfkelenmez çünkü onun çocuk olduğunu bilir. Affetmek de önemli. Hem çocuğunuzun duygularını hem kendi duygularınızı konuşun ve sonra da unutun. Ben şöyle aileler tanıyorum. İşte bir hafta 10 gün anne çocuğuna küs kalabiliyor. Böylece çocuğunu cezalandırdığını düşünüyor. Ama burada işte savunmalar, öfke nöbetleri, farklı problemler ortaya çıkıyor. Evet, çocuğunuzun ona olan sevginizi ve davranışlarını olumlu yönde değiştirebilme becerisine duyduğunuz güveni bilmesini sağlayın. Yani çocuğunuza güvenin. Bu davranışları değiştirebileceğine dair ona güvendiğinizi hissettirin. En önemlisi yine güvenle birlikte ona karşı olan sevginizi de bilmesini sağlayın. Bazen anne babalar şöyle düşünüyor. Eğer sevdiğimi söylersem ya da belli edersem şımarır. Ama hepimiz için sevilmek çok önemli, değil mi? Eşimiz tarafından sevilmek, annemiz, babamız tarafından sevilmek. Çocuklar bu duyguyu anneleri tarafından, babaları tarafından kabul edildiğini, sevildiğini bilmeleri onların en büyük hakları aslında. O yüzden sevginizi kısıtlamayın ve çocuğunuzla oyun oynayın. En güzel iletişim yollarından bir tanesi oyun. En azından çalışsanız bile, çok yoğun olsanız bile haftada bir ya da iki gün çocuğunuzla oyun oynayın. Şimdi bu yaşa göre değişir. Küçük çocuklarda oyuncaklarla oynayabilirsiniz. Büyük çocuklarda masa oyunlarıyla oynayabilirsiniz. Daha büyük çocuklarla işte, yani bu bir kitap okuma etkinliği de olabilir, sinemaya gitme de olabilir, evde kağıt oyunu da olabilir. Her türlü etkinlik olabilir ama çocuğunuzla birlikte geçireceğiniz kaliteli zamanlar mutlaka ayırın. Okul dönemi çocukları için özellikle oyun oynarken oyun ikiye ayrılır. Genelde ebeveynler hep eğitmeye yönelik oyun oynarlar. Ya da oyunu zaten şöyle düşünürler, keyifli vakit geçsin, çocuk oyalansın diye oyuncaklar verilir. Tam tersine sizden istediğim şey oyuncakları çocuğunuzla iletişiminizi arttırın diye. Tamam, yani vakit geçirsinler falan diye değil, birebir çocuğunuzla karşılıklı oyun oynayın. Ve bu oyunda çocuğunuza ne yapacağını söylemeyin. Bırakın o sizi yönlendirsin. Haftada bir iki gün onun yönlendirmesi eşliğinde oyun oynayın. Siz onun yanında oturun, onu ilgiyle izleyin. Kabul edin ve onun oyununa da saygı duyun. İşte çocuk mesela hep çok klasik bir örnektir. Mavi bir ördek yapmak ister. Anne de der ki mavi ördek olur mu canım hiç. Bırakın orada çocuk hayalini canlandırsın ve yansıtsın. Arzularını ve isteklerini özgürce ifade edebilsin. Bu haftada bir iki günlük oyun bunu içeren, onun yaratıcılığını, hayalini, arzularını, isteklerini, dileklerini size ifade edebileceği bir zaman olsun. Siz de bir zaman sonra bundan keyif alıyor olacaksınız. Neden? Çünkü çocukların aslında kelime repertuarları yetişkinler kadar zengin değildir. Biz kelimeler aracılığıyla konuşuyoruz, değil mi? Düşünüyoruz, işte bir süzgeçten geçiriyoruz, ifade ediyoruz. Çünkü bizim bilişsel gelişimimiz bunun için uygun. Ama çocuklar, özellikle 11-12 yaşına kadar çocuklar, bilişsel gelişimleri, zihinsel gelişimleri bizimki kadar olgunluğa ulaşmadıkları için kendilerini ifade etmekte güçlük çekerler. Ya da davranışlarının neden böyle davrandıklarını bilemezler. O yüzden onlarla en iyi ifade, en iyi konuşabilme, onları en iyi anlayabilme yolu oyun. Oyun sayesinde çocuklar hem zihinsel gelişimlerinde, hem bedensel gelişimlerinde, hem kişilik gelişimlerine katkı sağlarlar. Oyun sayesinde sosyalleşirler, gerçek hayata bir provadır. Çocukluğunda mesela oyun oynayanların yetişkinlikte daha başarılı, iş hayatlarında özellikle daha başarılı olduğunu görülmüş. Çünkü ne yapıyoruz orada? Öğretmencilik oynuyoruz, doktorculuk oynuyoruz, manav alıyoruz, değil mi? Bir dükkanımız oluyor. Gerçek hayatın bir provası oluyor. Bırakın o provayı sizinle birlikte yapsınlar. Ona bu fırsatı tanıyın. Yani buradan çıkarken aslında sizlerin zihninde şunun kalmasını istiyorum. Oyuncaklar sadece çocukların kendi başlarına vakit geçirdikleri araçlar değil. Sizinle olan ilişkinizde
En önemli araç. O oyuncaklar sayesinde çocuklarınızla çok daha verimli, çok daha güzel iletişim kurabilir. Onları çok daha güzel anlayabilirsiniz. Dediğim gibi daha büyük çocuklarda da büyük çocuklara uygun oyuncaklar veya oyunlar kullanılabilir. Evet, oyun içinde çocuk bir birey olduğunu fark eder. Çünkü siz ona oyun içinde saygı duyarsınız. Günlük hayatta çocuk bazen kendini birey olarak göremez. Şöyle düşünün, siz bir misafirliğe gidiyorsunuz. Bir yemeğe gidiyor olun. Genelde o çocuğun bir tabağı olmaz. Anne der ki benim tabağımdan yemek yer o der. Ona tabak çıkarmanıza gerek yok. O benim tabağımdan yer. Bir birey olarak genelde çocuğu görmeyiz. Ama unutmayın, onlar doğduğu an itibariyle birer bireydir. Sofrada onun da tabağının olması gerekir. Ya da onun da isteklerinin sorulması gerekir. Eğer biz onu sayarsak, o da kendisini yarın öbür gün çok daha özgürce, çok daha rahatlıkla ifade ediyor olacak. Aile içindeki yerini ve önemini bilir, sayıldığını bilir. Bu da çok önemli. Oyun oynarken ebeveynin bir takım şeylere dikkat etmesi gerekiyor. Çocuğuyla empati kurması. Yani onun ne hissettiğini, ne düşündüğünü anlaması gerekiyor. Hatta öyle bir anlaması gerekiyor ki çocuğunun anladığından daha fazlasını anlayıp ona yansıtması gerekiyor. Yani onun ne düşündüğünü, ne hissettiğini anlamanız ve çocuğunuza aktarmanız iletişiminizi güçlendirecek. Ya mesela çocuk okuldan eve aç gelir ve saat kaç der. Mesela hassas ve duyarlı bir anne çocuğunun acıktığını anlayabilir buradan. Sanırım acıktın, yemek saatini soruyorsun ya da yemeğin ne zaman pişeceğini merak ediyorsun der. O zaman çocuk anlaşıldığını, orada bir empati vardır. Ama yine çocuk aç olsun gelsin ama aç olduğunu söylemesin. Saat kaç desin, anne de direkt saat söylesin. Empati böyle bir şey. Çocuğunun ihtiyacını fark edebilmek. Yine çocuğumuzu kabul etmek, olumlu ve olumsuz davranışlarını bir arada kabul etmek. Hepimizde olumsuz davranışlar olabilir ama bunlar zaman içinde değişecek, gelişecek, gelişecektir. Onu her haliyle kabul edin. Sorunlu davranış üzerinde çözmeye çalışabilirsiniz ama bunu çocuğunuzun tüm kişiliğine mal etmeyin. Evet, en önemlisi çocuğunuza zaman ayırın. Olumlu bir model oluşturun. Çocuklar model alarak öğrenirler. Baba yatıyor ve bilgisayar var elinde. Anne de babayı çağırıyor çocuk aracılığıyla. Baba, annem seni çağırıyor. Hiç kalkamam şimdi. Söyle mail atsın. Artık teknoloji o noktaya doğru gidiyor. Bizim de onlara iyi model olmamız gerekiyor. Evet, çocuğunuzun iyi olduğu anları yakalayın. Davranışlarını övün. İşte Deniz, sen iyi bir çocuksun dediğinizde çocuk hangi özellikleri nedeniyle iyi olduğunu bilmez. Ama bunun yerine Deniz, kardeşin ile konuşmanı beğendim dediğinde ha demek ki ben böyle konuşmalıyım diye kendine bir mesaj çıkartacak. Tamam. Ya da bir önemli şey de övgüde alaya yer yoktur. Mesela anne şöyle bir şey söyleyebiliyor bazen. Bugün odanı toplamanı sevdim. Zaten çoktan vakti gelmişti. Yani överken bir taraftan da yermeyin. Ya da kardeşine yardım ettiğin için teşekkür ederim. İçinde böyle olumlu duygular olduğunu sanmıyordum. Yani sen o kadar olumsuz duygulara sahipsin ki nasıl oldu da böyle iyi bir şey çıktı gibi bir mesaj vermeyin. Bununla ilgili bir tane kitap var aslında. Elizabeth Pentley'in Çocuğunuza Verdiğiniz Gizli Mesajlar diye. HYB yayıncılıktan çıkan bir kitap. Burada anlattığımın çok daha fazlası tabii orada bilgi var. Ya da çocuğunuzla iletişim kurabilme becerileriyle ilgili yine Elizabeth Pentley'in güzel kitabı var. Onlardan faydalanabilirsiniz. Elizabeth Pentley, HYB yayıncılık. Çocuğunuza verdiğiniz gizli mesajlar ve yine çocukla iletişimle ilgili güzel kitapları da var. Evet, çocuk
davranışı değiştirdiğinde veya gayret ettiğinde onu ödüllendirebilirsiniz. Ne yapabilirsiniz? Bir tablo oluşturabilirsiniz. Haftalık ders çalışma programları gibi düşünün. Hani tablolarımız vardı ya, her güne, her gün için işte ne bileyim stickerlar olabilir. Mutlu yüzler, gülen yüzler, işte çocuk araba seviyordur, arabalar, yıldızlar veya puanlar verebilirsiniz. Ve işte mesela İki gün mesela kardeşiyle gayet böyle güzel zaman geçirdi. Birbirlerine hiç vurmadılar. O zaman ne yapabilirsiniz işte? Pekiştireç verebilirsiniz, sticker yapıştırabilirsiniz. Burada mümkün mertebe ilk başta sık sık. Mesela gün boyunca sabahtan öğlene kadar ilk hedefiniz olabilir. Sabahtan öğlene kadar başardı, gayet güzel oynadılar. İşte bir sticker'ı kazandı. Ya da kavanozun içine bilyeler atabilirsiniz. Ve 10 tane bilye olunca işte birlikte bir şey yapabilirsiniz. Bunu vaat edebilirsiniz. Bunlara sahip olmak da aslında çocuğu motive edecektir. Ve olumlu davranışın kazanılmasına yardımcı olacaktır. Evet. Yapmamamız gereken birkaç şey daha var. Söylemiştik, davranışını eleştirmiyoruz. Yaşını, yani çocuklar soru sorulmasından çok fazla hoşlanmazlar. Neden, niçin, niçin gibi. O sorular çok sizi hani ileri götürmeyebilir. O yüzden mümkün mertebe daha az sorular sormak, önce onu anlıyor olmak önemli. Bir de çocuğunuzla oyun oynarken işte mesela şöyle şeyler oluyor. Tam böyle oyunun en güzel yerindesiniz. Tamam artık bugünlük bitti, artık oynamayalım dediğinizde bir sorun olabilir. Çocuklar için zaman ve aslında hatırlatma kuralı önemli. Bu oyunlara başlamadan önce çocuğa saat üzerinde gösterin. İşte bak bu uzun çizgiyi görüyor musun? Bu uzun çizgi buradan böyle buraya gelene kadar oyun oynayacağız. Ama bu uzun çizgi buraya gelmeden, buradayken oyunun sonlanacağını sana hatırlatacağım deyin. Ve buradayken de oyunu bitirin. Böylece hani ilk başlarda şöyle bir şey olabilir. Ama çok güzeldi, ben biraz daha oynamak istiyorum diyebilir. Ama siz kararlı olun ve dediğiniz saatte bitirin. Böylece çocuk için o çerçeve oluşmuş olacak. Bu her zaman için geçerli bir kural ama. Mesela parka gittiniz diyelim. Parkta da çocuk çok güzel oynar. Anne baba der ki hadi tamam artık eve gitme zamanı der. Ama çocuk gitmek istemez. Saat yöntemi burada işe yarar. En azından gelir ve bakar daha ne kadar daha oynayabileceğim diye. Böylece çatışmaları da engelleyebilirsiniz. Evet, bu aslında çok geniş bir konu. O yüzden hani mümkün mertebe özetlemeye çalıştım. Buradaki birkaç tekniği kullanabilirsiniz. Bakalım nasıl gidiyor. Ama bununla ilgili kendi başınıza aşamadığınızı düşündüğünüz noktalarda belediyenin sunduğu Ailem Danışmanlık Merkezi'nin bir hizmeti var. Burada işte danışanlarımıza ücretsiz hizmet veriyoruz. Çalışan tüm psikologlarımız da kendi alanında uzman psikologlar. Oradan bireysel destek de alabilirsiniz. Anlattığım kadarıyla hani sorusu olan, soru sormak isteyen var mı? Kaç yaşındalar? 7. Yani saat tekniği burada işe yarar. Ama burada şu önemli. Eğer esnerseniz, yani hiçbir zaman esnememeniz lazım. Tam söylediğiniz saatte gitmeye kararlı olduğunuzu görmeliler. Eğer öyle olursa bir zaman sonra kabul edecekler. Hemen olmaz ama davranış değişikliği. Bunun için belli bir zaman gerekiyor. O yüzden sabır önemli. Başka sorusu olan var mı? Duymadım. Yani beddua etmenin kesinlikle etkili. Hani biraz önce demiştim ya çocuğunuzu küçümsemeyin, aşağılamayın. Hani galiba bunlar oraya gidiyor. O yüzden bunları söylemememiz lazım. Olumlu sözler tabii ki çocuklar için de uygun olacaktır. Hı hı.
Bunun için dikkat eksikliği diyemeyiz. Oğlunuz için söylüyorsunuz galiba. Yok, böyle tanılar koymayalım. Hani o kadar basit değil bunlar çünkü. Ama bunun için danışmanlık merkezine gelebilirsiniz. Orada daha detaylı konuşulabilir. Tamam mı? Başka sorusu olan? Onlar oyun içindeydi. O yüzden o slayta atladım. Ama en kesin olarak söyleyeceğimiz şeyler, en başta söylemiştim ya, yargılamayın, eleştirmeyin, davranışını eleştirmeyin. Davranışı değiştirseniz bile bunu tüm kişiliğine mal etmeyin. Gibi. Yani yalvarmayın. Çocuğunuzdan istediğiniz şeyler net ve kesin olsun. Ne istediğinizi çocuk bilsin. Aile içinde bir toplantı yapabilirsiniz. Aile kurallarını birlikte oluşturabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu kurallar böyle 5 tane, 10 tane falan değil. En az yani 2-3 tane kural olsun. Değiştirmesini istediğiniz 2 ya da 3 şey ve onlar üzerinde çalışmaya başlayın. Ve çocuktaki olumlu davranışları görmeye odaklanın. Ve olumlu davranışları da ödüllendirin. Bu ödül illa maddi bir ödül değil, çikolata, şeker değil. Bu sizin sevginizin de göstermeniz ya da bir aferin demeniz. Senin annen olduğun için hani gurur duyuyorum, bu davranışın beni mutlu etti demeniz de bir ödül. Başka sorusu olan var mı? Bozuk plak tekniği oyunu. Burada bir, sizin kararlı ve sürekli olmanız lazım. Yani sürekli olarak istediğiniz şeyi çocuğunuza ifade etmeniz lazım. Ve mesela erken çocuğunuzla konuşmanız lazım. Erken yatman önemli. Neden? İşte sabah daha erken kalkabilmen için, dersi daha iyi dinleyebilmen için zamanında yatman önemli. Çocuk neden zamanında yatması gerektiğini de bir kere bilmeli. Tamam mı? Bunu hazırlamanız lazım. Ha, bir de bu inatlaşmanın altında şu yatabilir. Anne çocuk arasındaki etkileşim azsa, sizinle daha fazla vakit geçirmek istiyorsa veya işte o yatarken siz ev içinde başka şeylerle uğraşıyorsanız, sohbet, muhabbet ve eğlence fazlaysa, o zaman çocuklar merak ederler ve yatmak da istemezler. Bunlara da bakmak lazım. Evet, başka sorusu olan var mı? Güzel bir şey söylediniz. Şunu unutmayın. Aslında sorunlu çocuk yoktur. Çocuklar evin termometresidir. Eğer evin içinde bir takım sıkıntılar varsa, stres kaynakları varsa, çocuklar bu ısıyı çok güzel alırlar ve davranışlarıyla bunu gösterirler. O yüzden biz hiçbir zaman sorunlu çocuk var demeyiz. Aile içinde mutlaka bir şeyler ters gidiyordur. Çünkü onların alanda ve uzayda kapladıkları alan da çok farklı. Onlar daha küçükler. İşte size göre boy olarak da küçükler. Sizin sesiniz bir tık daha yükseldiğinde siz onlar için çok daha korkunçlaşabilirsiniz. Veya siz eşinizle tartışırken bu günlük bir tartışmadır ama çocuk bunu çok daha büyük bir şey gibi yaşayabilir. Ve daha farklı algılayabilir. O yüzden aile çok önemli. Aile içinde işler yolundaysa çocuğun da davranışları, dediğim gibi çocukta da bir psikopatoloji görünmez genelde. ...11 yaşında çocuğunuz var. Yani aslında hep şuna bakmak lazım. Davranışlardaki değişiklikler, bu inatlaşmalar, ebeveynlerin sınırlarının zorlanması, çocuk bir şeyi ifade etmeye çalışıyordur. Ters giden bir şeyi ifade etmeye çalışıyordur. Ama dedik ya, nasıl ifade edeceğini bilmiyordur. Çocuğunuzun davranışının altında yatan şeyi bulmanız lazım. Acaba neden sizinle inatlaşıyor? Bunu sadece size mi yapıyor?
diğer ebeveynlere karşı yapmıyor mu? O zaman mesela diğerlerine yapmıyor. Bunu daha çok sizinle yaşıyorsa muhtemelen sizin çocuğunuzla olan iletişiminizde bir yerlerde pürüzler var demektir. Onları düzeltmek lazım. Tamam. O tabii şey, buradaki amacımız bizim... Tabii burada şunu da söylemeyelim. Şöyle bir şey de var. Çocuk ebeveynlik olmayı da ebeveynken öğreniyoruz. Yani çocuk dünyaya geldiğinde nasıl ebeveyn olacağını bilmiyoruz. O yüzden ebeveynlere, annelere, babalara da haksızlık yapmayalım. Onlar da zaman içinde bu becerilerini geliştiriyor olacaklar. Ya da bazen çocukların da mizaçları vardır. Kolay çocuklar vardır. Bazı çocuklar çok daha her şeye kolay adapte olurlar. Ama bazı çocuklar çok daha zordur. Bunları da unutmamak lazım. Yani anne baba olarak da çok da haksızlık yapmamak lazım. Peki, teşekkür ediyorum. Belki şey yapabilirsiniz. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Belki anne babayı danışmanlık merkezinize yönlendirebilirsiniz. Peki, teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.